Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Hatay Antakya'dan seslenmekteyiz. Verda Ahşap firmasının konu olduk ve yanımızda firma sahibi Sayın Ayhan Çiçek bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ayhan Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, efendim. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ayhan Bey, verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ayhan Çiçek kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Ayhan Çiçek yaklaşık 37 yıldır bu sektördeyiz. Ahşap işçilemeciliğini çok seviyorum. Ben yarım gün okulla başladım bu işe. Hı hı. Ahşap bölümü mezunuyum. 2 yıllık bir üniversite mezunuyum. Evet. Şu anda da Güzel Sanatlar bölümünde 1. sınıf öğrencisiyim. Ne güzel efendim. Verda Ahşap olarak sunulan hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrultusunda verilen sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz Ayhan Bey? Verda Ahşap'ı yaklaşık 25 yıl önce kurduk. Son 10 yıldır da Bahçam villalarına yöneldik. Hı hı. Hatay'da bu bölgede Verda Ahşap'ı, Ahri'de Ahşap gibi üretim yapan, balkon villaları, sallanacaklar üzerinde üretim yapan pek yok, firma yok zaten. Evet. 4 tane patentli ürünümüz var. Kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmamızı bitirmek üzere işte tescillerimizi aldık. Hı hı. Yolumuza devam ediyoruz. Dünyada çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz bu ürünlerimizi. Evet. Bu ahşabı seviyorum. Değişik ahşaplar, özellikle sert ağaçları işliyoruz. Bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz inşallah. Evet efendim, çok özel bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Bu hizmeti verirken nelere dikkat edersiniz? Kriterleriniz nelerdir? Kriterimiz öncelikle müşteri memnuniyeti. Onu çok önemli, bizim için çok önemli. Çünkü müşteri varsa biz de varız. Evet. Ben her zaman ustalarıma, çevremdeki insana şey derim, mutlaka eğer hizmet sektöründe müşteri esas, müşteri odaklı çalışmıyorsanız sıkıntı olur, firmanız şeydir. İleriye götüremezsiniz. Yani bir yere götüremezsiniz, ilerletemezsiniz. Evet. Devamlılığı olmaz, siz de mutlu olmazsanız biz de mutlu olmayız. Müşterilerimiz buraya geldikleri zaman yüzleri gülmüyorsa ben evet, mutsuz oluyorum. Evet. Ürettiğim ürünü önce ben beğeniyorum, ondan sonra müşteri beğendirmeye evet, çalışıyorum. Sizin içinize sinmesi çok önemli. Aynen. Daha sonraki karşısındaki insanın, evet, alacak olan insanın beğenmesi çok çok önemli. Doğrudur. Efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Evet, bölgede baktığımızda ahşap oymacılığı, ahşap işi yapan tek firmasınız diyebiliriz. Ancak sizin gibi bu hizmeti veren ya da vermeye çalışan birçok işletme muhakkak vardır. Neden özellikle insanlar Verda Ahşap'ı tercih etmediler? Ya Verda Ahşap geçmişten aldığı güçle sürekli kendini yeniliyor. Hı hı. İşte TSA standartlarını yakalamaya çalışıyor. Daha çok kurutulmuş, emper yapılmış malzemeler kullandığı için, ahşaplar kullandığı için uzun ömürlü malzemeler kullanıyor. Çünkü dış hava koşullarına dayanabilecek ürün üretiyorsunuz. Hı hı. Burada da kullandığınız malzemelerin hepsi dayanıklı olmak zorunda. Evet. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet. Siz burada sadece ahşap işi değil, dışarıda restorasyon işleriyle de yine aynı zamanda uğraşıyorsunuz. Tabii dönem dönem bu tarz teklifleri değerlendirip Antakya, güzel Antakya evlerinin restorasyonuyla ilgileniyoruz, panjurları, ahşapları. Çünkü inanılmaz bir doku var. Hele içlerindeki tavan göbekleri, işte eski Antakya koltukları, morisler benim hayalimi süslüyor diyebilirim. Çünkü nefis parçalar, ergonomik parçalar. Onları görünce ben daha çok mutlu oluyorum aslında o malzemeleri. Evet. Şimdi efendim Verda Ahşap olarak işletme sahibi, aynı zamanda da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenci olarak burada hizmetlerinize evet, aynı şekilde devam ediyorsunuz ve gerçekten vermiş olduğunuz bu güzel, bu özel, bu kaliteli hizmetinizde de şu an sektörün en iyilerinden birisiniz şüphesiz. Önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Hedefim imalatı güçlendirmek, mutfağı güçlendirip aramıza yeni üyeler katıp fuarlara katılmak. Evet. Önce Türkiye fuarlarına, ondan sonra dünya fuarlarına katılmak. Bir Çin seyahatimiz oldu. Oradan ürün araştırmaya gittik.
ben Çin'e ürün satabilirim mantığıyla aslında döndüm. Çünkü oraya rahatlıkla ürün satabilecek kapasitemiz var. Evet. Onu hedefledim. İnşallah yakalayabiliriz. Yani. Evet, yani Türkiye'nin dışında dünyaya açılmak gibi niyetiniz, projeniz var. Kesinlikle eğer şartlar uygun olursa, şu an malum biraz sıkıntılar var ekonomik olarak ama evet. Bu aşılacak yani, bu böyle kalacak halde değil. Mutlaka evet. Bunu aşmak zorundayız. Evet, siz bunun dışında meslek liselerindeki öğrencileri de burada yine staj eğitimi verip onların da bu sektörde ilerlemesi adına da birçok konuda da kendilerine yardımcı oluyorsunuz ki sizin gelen yanınıza gelen öğrenciler de sizin yanınızdan çıktıklarında gerçekten hakikaten başarılı bir şekilde çıkıyorlar. O daha çok mutlu ediyor bizi. Çünkü bizden sonraki nesle bu işi sevdirmemiz gerekiyor. Evet. Yoksa bizim var olma amacımız faydasız olur. Ha, sadece kendimizi düşünemeyiz. Gelen stajyerlere ne kadar önemli bir iş yaptıklarını kesinlikle onlara izah ediyoruz. Hı hı. Her biri bir mucize aslında. İnsan kendisi mucize olduğu gibi. Evet. Bu çocuklara da bu işi sevdirmeye çalışıyoruz. Onlarla çalışmak bizi mutlu ediyor. Yeni gelen stajyerler aslında bize de çok ciddi katkılar yapıyor. Dönem dönem inanılmaz çizimler, tasarımlar yapıyorlar. Hı hı. Çünkü beyinleri inanılmaz güzel çalışıyor. Evet. Onlardan da biz de faydalanıyoruz aslında. Yeni beyinler, yeni fikirler de çıkabiliyor kendilerinden. Kesinlikle. Efendim, son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, özellikle de bu sektöre ilgi duyan izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Ya, ahşap binlerce yıldır işlenen bir malzeme. Bence her insanın ahşap bir evde oturmasını isterim. Taş, ahşap. Çünkü stresi bir şekilde alan, evet. İzolasyona ihtiyacı olmayan, doğal bir malzeme olduğu için atalarımız bunu yıllarca, binlerce yıl kullandılar. Tavsiyem ahşaba biraz daha ilgi duyup her evde bir ahşap ürün ya da ahşap obje kullanmalarında fayda var diye düşünüyorum. Evet efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz, hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun. Sizi görmekten mutlu olduk. Sağ olun. Biz de çeyrek duyduk efendim. Çok sağ olun. Evet değerli İşkolik izleyicileri, sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Hatay, Antakya'dan ve sektörün en iyisi Verda Ahşap firmasından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.